Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz veri toplama ve değerlendirme. Sıklık ve çetele tablosu ile başlıyoruz. Belli bir konuda herhangi bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlenmesi işlemine biz diyoruz ki araştırma. Araştırma yapılırken dikkat etmemiz gereken maddeler var. Bunlardan bir tanesi araştırma sorusu belirlenir. Uygun örneklem seçilir. Veriler toplanır. Veriler tabloya aktarılır. Belli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma veya deney yapılacak olan gruba örneklem denir. Yani bizim bu araştırma yaparken uygun örneklem seçeceğimiz kişiler bizim için örneklemimiz oluyor. Araştırma yapacağınız kişiler örneklem. Veriler toplanırken anket, görüşme, tarama ve benzeri toplama araçları kullanılır. Araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgiye ise veri denir. Yani bizim amacımız neyse, ne için biz araştırma yapıyorsak o bizim için topladığımız bilgiler aslında veri olarak kaydedilir. Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını sayılarla gösteren tabloya sıklık tablosu denir. Yani eğer ben bir veri araştırma yaptım, belli sayılar elde ettim, bu sayıları göstereceğim tabloyu ne demişim ben? Sıklık tablosu diye ifade ediyorum. Bir veri topluluğunda her bir verinin olma sıklığını çizgiler ile gösteriyorsam bu sefer çetele tablosu diyorum bu tabloya. Çizgi ile gösteriyorsam çetele, sayı ile gösteriyorsam sıklık tablosu olarak da ne yapıyorum? Adlandırıyorum. Bakalım bunlarla ilgili sorularımız nasıl geliyor? Uygulama kısmında birinci sorumuza bakıyoruz. Ülkemizde acil durumlarda kan bulma sıkıntısı çekilmektedir. Hatta bazı kan gruplarından çok az bulunmaktadır. Matematik öğretmeni Fatih'ten kan grupları ile ilgili araştırma sorularını hazırlamasını istemiştir. Buna göre Fatih'in hazırladığı aşağıdaki sorulardan hangilerinin kan grupları ve kan ile ilgili araştırma sorusu olacağına dikkat ederek belirleyelim demiş. Bakalım kan grubunuzu biliyor musunuz? Burada o zaman bu bir araştırma sorusudur. Hangi sıklıkta kan verirsiniz? Yine bu bir araştırma sorusudur. Kan ve grupları ile ilgili. En az bulunan kan grubu hangisidir? Bir araştırma sorusu. Acil bir durumda ihtiyacı olan kişiye kan verir misiniz? Yine bir araştırma sorusu. Kan bankaları olduğunu biliyor musunuz? Bir araştırma sorusu kanla ilgili. Erkeklerin boy ortalaması kaç santimdir? Kan grubu ile yaza kanla ilgili bir durum var mı burada? Hayır. İnsanlara kan takviyesi yapılabilir mi? Evet, bu bir araştırma sorusu. Kaç defa ameliyat oldunuz? Bunun da kan grupları ile ya da kanla bir alakası yok. O yüzden bu ikisi araştırma sorusu olmuyor. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangileri araştırma sorusu olabilir? Bununla ilgili bakalım. Kullanılan kağıtları geri dönüşüm kutusuna atar mısınız? Evet, bu bir araştırma sorusu. Çevreye asılan poşetlerin doğaya zararlarını biliyor musunuz? Evet, bu bir araştırma sorusu. Annenizin adı nedir? Bu bir araştırma sorusu değildir. Neden? Bunun tek bir cevabı vardır zaten. Bunu araştırmaya gerek yok. Tuzun zararları nelerdir? Bu bir araştırma sorusu. Yaşınız kaçtır? Bunun da yine tek bir cevabı var. Yani cevabı net olan şeyleri araştırmaya gerek var mı? Hayır. O yüzden bu ikisi bir araştırma sorusu değildir. Devam ediyorum sorularıma. Evet. 3. Aşağıdaki tabloda bir okulun 5. sınıflarındaki öğrencilere uygulanan anket sonuçlarını göstermekteymiş. Buraya bakalım. Öğrencilere en sevdiğiniz ders hangisidir diye sorulduğunda aşağıdakilerden hangilerine doğru olduğunu belirleyelim diyor. O zaman ilk önce şuradaki bir çetele tablosu var. Orayı bir inceleyelim. Bunları biz 2 olarak sayıyorduk. Yani bir tane çizgi 1, bir tane çizgi çarpı olduğunda 2. O zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Türkçe'de kaç kişi demiş? 14 kişi. Matematiğe bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 kişi de matematik için en sevdiği ders olduğunu söylemiş. Fene bakalım.
2, 4, 6. Bir tane de burada var. 7. Sosyale bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane de sosyalden var. Devam edelim. Bakalım sorularımıza. En çok sevilen ders matematiktir. Evet, 26 kişi matematiği işaretlemiş. O yüzden en çok sevilen matematik. Türkçe seven öğrenci sayısı, fen seven öğrenci sayısının iki katıdır diyor. Fen seven öğrenci sayısı 7'ymiş. Türkçe seven 14. 7'nin iki katı 14 olacağı için. Evet, bu da doğru. Sosyal sevenlerin sayısı 14. Hayır, sosyal sevenlerin sayısı. Bu yanlış. 12. Sosyal sevenlerin hepsi kesinlikle kız öğrencidir. Cinsiyetle ilgili bir şey söylemiş mi? Hayır. Kız ya da erkekle ilgili hiçbir şey söylemediği için ben bunu doğru kabul edemem. Devam ediyorum 4. sorumla. Bir sınıftaki 16 kız öğrenciden 16 tane kız öğrenci varmış. Şu kızların bitiş noktasını 16 yazayım. 10'u esmer. 10 kişi esmermiş. Tablomuzu dolduralım bir yandan da. O zaman 16 kızsa, 10'u esmerse geriye kalan 6 kız da ne olacak? Sarışın. Devam edelim. 20 erkek öğrenciden 20 tane erkek öğrenci varmış. 6'sı sarışınmış. Erkeklerin 6'sının sarışın olduğunu söylüyor. 20'den 6'yı çıkarttım. O zaman 14 kişi de ne olacak? Esmer olacak. Tabloyu doldurduğumuzu geri sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Esmer öğrenci sayısı kaçtır? Bakın, esmer öğrenci sayısı cinsiyet sormadan esmerleri toplarsak burada kaç oluyor? 24. Esmer öğrenci sayımız 24. Sarışın öğrenci sayısı kaçtır? 6, 6 daha 12. 12 de sarışın öğrenci sayısı. Sarışın kız öğrenci sayısı. Sarışın olacak ve kız öğrenci sayısı 6. Esmer erkek öğrenci sayısı. Esmer erkek öğrenci sayısı 14. Sınıfta toplam kaç öğrenci vardır? Sınıfta 16 tane kız öğrenci, 20 tane de erkek öğrenci olduğunu söylemişti. O zaman sınıfta toplam 36 tane öğrencimizin olduğunu ben ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Evet, diğer sorumuzla devam ediyoruz. 5. soruya geçtik. Yandaki tabloda bir okulun 5. sınıflarında bulunan öğrencilerin katıldığı yaz kursu türlerinin sayıları verilmişti. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım diyor. Yine biz bu çetele tablosundaki sayılarımızı yerleştirelim. Ebru'yla kız olan ve Ebru'yla kursuna giden öğrenci sayısına bakalım. 2, 4, 6. Burası 6 kişi. Erkek öğrenci sayısı 2, 4, 6, 8. Ebru'lu kursuna giden erkek öğrenci sayısı 8'miş. Müzik kursuna giden kız öğrenci sayısı 2, 1 daha. Burası 3. 2, 4, 6, 8, 10. 10 kişi de erkek. Futbol kursuna giden kız öğrenci sayısı 2, 4, 5 kişi. 2, 4, 6, 8, 10. 10 kişi de yine erkeklerden gidiyormuş futbola. Kodlamaya giden kız öğrenci sayısı 2, 4, 6, 8. Bir de burada var 9. Erkek öğrenci sayısı 2, 1 daha 3. Buraya bakalım. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 kişi yüzmeye gidiyor. Yine burada da 8 kişi yine erkeklerden yüzmeye gidiyor. Şimdi sorularımızı cevaplayalım. Yüzmeye giden erkek sayısı kaçtır? Yüzmeye giden erkek sayısı kaç demiştik? 8 demiştik. Müzeye giden kız sayısı, müzeye giden kız sayısı 3. Tabloyu doldurduğumuzda soruları hızlı bir şekilde cevaplıyoruz. Kodlamaya giden kız sayısı, kodlamaya giden kız sayısı kaçtı? 9. Kodlamaya giden erkek sayısından ne kadar fazla olduğunu söylüyor. Kodlamaya kızlardan kaç kişi gidiyordu? 9 kişi gidiyordu. Erkeklerden kaç kişi gidiyor? 3 kişi. Ne kadar fazla diyor? 6 kişi fazlaymış. Hangi kursa giden kız ve erkek sayıları aynıdır? Hangi kursa giden kız ve erkek sayıları aynıdır? Yüzmeye giden kız ve erkek sayıları ne oldu burada? Aynı. Yüzme kursuna giden
Kız ve erkek sayılarımız aynı. Kodlamaya giden kız sayısı. Ebru'da kursuna giden erkek sayısından ne kadar fazladır? Kodlamaya giden kız sayısı kaçtı? 9. Ebru'da kursuna giden erkek sayısı kaçtı? 8. Ne kadar fazladır diyor. 9'dan 8'i çıkartıyoruz. 1 fazladır. Devam ediyorum. En çok kursa katılım olan kurs hangisidir? En çok kursa katılım olan. Toplayalım bunları. Şöyle yapalım. 6-8 daha 14 kişi Ebru'ya gidiyormuş. 13 kişi müzik, 15 kişi futbol, 9-3 daha 12 kişi kodlama, 16 kişi de yüzmeye gidiyormuş. O zaman sorumuza tekrar dönelim. En çok kursa katılım hangi kurstur? En çok hangi kursa katılım olmuş? Yüzme kursuna katılım diğerlerinden daha fazla olmuş. Müzeye giden kaç kişi vardır diyor. Müzeye giden kaç kişi vardı? 13 kişi müzeye gidiyor. Ebru'lu kursuna giden kaç kişi vardı? Ebru'lu kursuna da 14 kişi katılım sağlamış. Evet. Devam ediyorum. Grafiklerimizi inceliyoruz şimdi. Sütun grafiğine başlıyoruz. Sütun grafiği neymiş? Bakalım. Sütun grafiği verilerin sütunlarla gösterilmesidir. Sütunlar dikdörtgenler veya prizma şeklindeki çubuklardan meydana gelir. Şu aşağıdaki örneği görüyorsunuz burada futbol takımlarının. Bu şekilde dikdörtgenlerden oluşan grafiğimiz bizim sütun grafiği. Sütun grafiklerinde gösterilmek istenen değerler sütun veya çubuklarla ifade edilir. Dikey veya yatay çizgiler kullanılır. Eşit aralıklarla bölünür. Karşılaştırılacak değerler bu aralıklar üzerinde işaretlenir. Aynı genişlikte sütunlar bu işaretlere kadar uzatılır. Sütun grafikleri verilerin karşılaştırılmasını sağlar. Belirli bir zaman aralığındaki değişiklikleri gösterir. Okullarda, bankalarda, şirketlerde ve verilerin değerlendirmesi yapıldığı yerlerde kullanılır. Mesela aşağıdaki örnekte 3 tane futbol takımının Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın öğrenci sayıları ile ilgili tuttuğu takımlarla ilgili bir şey göstermiş burada. Grafik göstermiş. Fenerbahçe takımını 15 kişi, Beşiktaş'ı 10 kişi, Galatasaray'ı da 5 kişinin tuttuğu. Yani sütunun bittiği yerdeki sayı onun kaç kişi tarafından desteklendiğini gösteriyor. Sütunları yatay şekilde de yaptığımızda yatay sütun grafiği olaraktan ifade ediyoruz. Dikey olarak tuttuğumuzda dikey sütun grafiği olaraktan ifade etmiş oluyoruz. Bakalım bununla ilgili sorularımıza. Şu şekilde sorularımıza bakalım. Aşağıda verilen tabloda bir otomobil bayisinin yılın ilk 6 ayında sattığı otomobil sayıları aylara göre dağılımını göstermiştir. Ocak ayında 30, Şubat'ta 20, Mart'ta 50, Nisan'da 60, Mayıs'ta 60, Haziran'da 80 diyor. Satılan araç miktarı, yani ben sayıları buraya yazacağım, ayları da yan tarafa bu dikey şeklinde olan kısmı yazacağım. O zaman benim grafiğim nasıl olacak? Şu şekilde. Ocak ayında 30 satmışım. O zaman burası 30. Şubat ayında 20 bu şekilde. Bunu dikey de yapabilir miydik? Evet, dikey şekilde de yapabilirdik ama burada direkt bana satılan araç miktarıyla ayların yerini bana net bir şekilde verdiği için yatay yapmak zorunda kaldık burada bu soruda. Evet, devam edelim aşağıdaki sorularımıza. Bakalım bununla ilgili bizlere nasıl sorular gelmiş. Hangi ayda satılan araç miktarı en fazladır? Hangi ayda satılan araç miktarı en fazladır? Haziran değil mi? Şu yan taraftan da ya da buradan da direkt net bir şekilde en uzun grafiğimiz hangisi ise o benim için en fazla. Hangi ayda satılan araç miktarı en azdır? Şubat ayında 20 tane araç satıldığı için en azdır. Hangi aylarda satılan araç miktarı aynı sayıdadır? Aynı sayıda olanlar hangisi? Nisan ve Mayıs ayında
Grafikte de ikisinin eşit olduğunu görüyoruz. Nisan ve Mayıs ayında aynı sayıda araç satılmıştır. Araç satışlarından en fazla artış hangi ayda olmuştur? En fazla artış hangi ayda olmuş? Mart ayında. Neden Mart ayında? Şubat'tan Mart'a geçerken kaç ne kadar artış olmuş? 30. Diğerlerinde öyle bir artış olmuş mu? Ocak'ta inmiş 10. Burada 10 artmış. Burada hiç artmamış. Burada ise 20 artmış. Ama burada Şubat'tan Mart'a geçerken 30 artış olmuş. Araç satışlarında hangi ayda azalmış ayda azalma olmuş? Şubat ayında değil mi? Ocak ayında 30 iken Şubat ayında 20 araç satılmış. Bir burada bir azalma olmuş. Diğerlerinin hepsinde artma ya da dengede kalma durumu var. 6 ayda satılan toplam araç satış sayısı toplayacağız sattıklarımızı. Yani Ocak'ta 30, 20, 50, 60, 60, 80'i topladığımızda toplam 300 araç satışı olmuştur. Evet. Var mı burada bir sıkıntımız? Tablomuzu dolduruyoruz sizler de defterlerinize. Buraya bakalım. Yine bir grafik tablomuz var. Şimdi inceleyelim. Sorumuz ne diyor? Aşağıda verilen grafikler bir turizm bölgesindeki otellere 2011'den 2014 yılına kadar kış döneminde gelen müşteri sayılarını göstermektedir. Grafiğe göre sıklık tablosunu oluşturalım ve soruları cevaplayalım diyor. Bana burada 2011'den 2014'e kadar ki kış dönemindeki gelen müşterileri göstermiş. Ne vermiş? Turizm bölgesindeki birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge şeklinde vermiş. Ben önce otelleri yıllara göre tabloda bir doldurayım ki soruları rahat bir şekilde çözelim. 2011 yılında birinci bölgede yani birinci otelde ne kadar bir şey o müşteri gelmiş? Hemen bakıyorum 2011'de gelen 600 müşteri sayısı. 2012 yılında 400, 2013 yılında 500, 2014 yılında 200. Buradaki grafiğe göre, birinci grafiğimize göre ben birinci tablomu ne yapmış oldum? Doldurmuş oldum. İkinciye bakıyorum şimdi. İkinciyi dolduracağım. 2011 yılında 700, 2012 yılında 400, 2013 yılında 300, 2014 yılında 200. Üçüncü otelim 2011'de 200, 2012'de 400, 2013'te 500, 2014'te 700. Dördüncü otelim 2011'de 700, 2012'de 400, 2013'te 400'müş, 2014'te yine 400. O zaman sorularımıza geçelim. Müşteri sayısı sürekli artan otel hangisidir? Müşteri sayısının sürekli arttığı otel 3 numaralı otel, doğru mu? Buraya bakıyorum. 1 numaralı otelde azalma ve artma yine tekrar azalmış. 2 numaralı otelde azalmış. Burada bir azalma söz konusu sürekli. 3 numaralı otelde hep artmış. 4 numaralı otelde de bir süre sonra sabit kalmış. Müşteri sayısı sürekli azalan otel hangisidir? Biraz önce söyledik. 2 numaralı otelde de sürekli bir azalma söz konusu. Hangi yılda otellerin müşteri sayısı eşittir? Hangi yılda eşittir? 2012 yılında müşterilerin sayıları ne olmuş? Bütün otellerde 400 eşit olmuş. Evet, diğer sorumuzla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz. Aşağıda verilen grafik bir otomobil bayisinin yılın ilk 4 ayında sattığı arabaları göstermektedir. Araba sayılarını. Buna göre doğru olanları tik koyalım diyor. Bakıyorum en fazla satış Nisan ayında olmuştur. Nisan ayında kaç tane satılmış? 140 tane. Mart'ta 120, Şubat'ta 100, Ocak'ta 40. Evet, en fazla satış Nisan ayında olmuştur. Doğru. Satışlar her ay artmıştır. Evet. Ocak'ta 40 iken Şubat'ta 100, Mart'ta 120, Nisan'da 140. Her ay artmıştır. En fazla artış Nisan ayında olmuştur. Bakıyoruz. Ocak'tan Şubat'a kadar ne kadar artmış? Şöyle yanlarına yazarsam daha rahat görürsünüz. Şubat'ta 40 satılmıştı.
Ocak'ta 40 satılmıştı. Şubat'ta 100 satılmıştı. Mart'ta 120 satılmış. Nisan'da 140 satılmış. Şimdi bakalım artışlarımıza. Ocak'tan Şubat'a geçtiğimizde ne kadar bir artış olmuş? 60. Şubat'tan Mart'a geçtiğimizde 20. Mart'tan Nisan'a geçtiğimizde 20. Yani en fazla artış Şubat ayında mı olmuş? O zaman bu benim için yanlış. Toplam 380 adet araba satılmıştır. Bakalım hemen. 140 Nisan'da satılmıştı. 120 Mart'ta, 100 Şubat'ta, 40'ta Ocak'ta satılmıştı. Toplayalım. 4, 4 daha 8, 2 daha 10, elde var 1, 3, 1 de elde, 4. 400 tane araba satılmış, burada 380 diyor. Yanlış, 2 tanesi doğruymuş. Evet, geçiyoruz diğer sorumuza. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda verilen grafik bir öğrencinin bir haftada günlere göre matematik dersinden çözdüğü soru dağılımını göstermektedir. Soruları cevaplayalım. Şimdi bakıyorum. Pazartesi günü 40 tane çözmüş. Salı günü 30, çarşamba günü 35, perşembe günü 15, cuma günü 30, cumartesi günü 20, pazar günü de 10 tane soru çözmüş. En çok soru çözdüğü gün hangisi? Pazartesi günü en çok soru çözdü. En az soru çözdüğü gün pazar günü 10 soru çözmüştü. Aynı sayıda soru çözdüğü gün hangisi? Aynı sayıda soru çözdüğü salı ve cuma günü, salı ve cuma günü ikisinde de 30 saniye soru çözmüş. En fazla artışın olduğu gün hangisidir? En fazla artışın olduğu gün cuma. Neden? Perşembe günü 15 soru çözdüğün gün 15 tane soru artırarak da 30 soru çözmüş cuma günü. Bir haftada toplam kaç soru çözmüştür? Toplayalım. 40, 30, 35, 15, 30, 20, 10'u topladığımızda bir haftada toplam 180 tane soru çözmüş. Evet. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuzla. Aşağıdaki grafik bir çiftçinin yıllara göre ürettiği arpa ve buğday miktarlarını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Bana 2008 yılındaki arpa ve buğday, 2009, 2010, 2011 ve 2012'de arpa ve buğdayların üretim miktarlarını göstermiş ton olaraktan. Bakın buraya birimini de yazıyor. Hangi yılda üretilen arpa miktarı ile buğday miktarı birbirine eşittir diyor. 2009 yılındaki arpa ve buğday miktarı birbirine eşittir. Hangi yıllarda arpa üretimi buğday üretiminden daha fazladır? 2010 yılındaki arpa miktarı buğdaydan fazla. Bir de 2012'deki arpa miktarı buğday üretiminden fazla olduğunu görüyoruz. Hangi yıllarda arpa üretimi buğday üretiminden azdır diyor. 2008 yılında ve 2011 yılında arpa üretiminin buğday üretiminden az olduğunu görüyorum. Hangi yılda buğday üretimi ile arpa üretimi arasındaki fark en fazladır? 2008 yılında bu iş görüyorsunuz. Buğday ve arpadaki sütun grafiklerin arasında ne kadar fazla olduğunu. Burada daha fazla. 5 yılda üretilen buğday miktarı kaçtır? Kaç tondur? 5 yıldakini soruyor bana. 5 yıldakini topluyorum. Burada 2008'deki buğday miktarım 100, burada 80, burada 72. Buraya bakıyorum 80, buraya bakıyorum 60. Topluyoruz bunları 392 tonmuş. 5 yılda üretilen arpa ve buğday miktar buğdaydan hangisi daha fazla üretilmiştir? Arpa miktarını buğdayı hesapladık. Burada arpa miktarını da aynı şekilde hesaplıyoruz. 376 ton olduğuna göre buğday daha fazla üretilmiştir. Buğdayı çünkü burada ne bulmuştuk? 392 ton bulmuştuk. Arpa 376 ton bulduk.
buğdaydan daha fazla üretilmiştir. Evet arkadaşlar, bu haftaki konumuz burada bitiriyoruz. Bir sonraki konumuz uzunluk ölçme ile devam edeceğiz. Size verdiğim ödevleri mutlaka yapıyorsunuz. İyi günler.